Agalarım, herkese selamlar. 30 Kasım 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar videosu ayrı olarak gelecek. Muhtemelen Cumartesi sabahtan gelir saat 10-12 arasında. Bunun bilgisini vereyim. Maç çok olduğu için aga çok uzun video olsun istemiyorum açıkçası. Cumartesi yaradan çıkalım ve maçlar gerçekten çok güzel. Hem ideallerinden hem de yüksek oranlarından en iyi şekilde almaya çalışacağız. Sizlerden ricamız aynı şekilde. Aga 7000 kişi izliyor. Şöyle artı bin kişi beğeni gelirse çok çok teşekkürler. En azından emeğine sağlık yorumunda bizler için yeterli. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım. Dortmund'la Bayern Münih'in maç skoru var. Ne olur diye de sizlere sorduk. Bilen 4 kişi gruplarımıza bir hafta boyunca misafir edeceğiz. Ben burada Bayern Münih 3-1 gibi skorla galip gelmesini bekliyorum. Fenerbahçe maç skorunu kazanan arkadaşlarımız Çağrı Şener, Ömer FKRT ve Ali isimli YouTube kanalı Galatasaray maç skorunu bilen yok galiba. Ama bana yazanlar olmuştu sanırım WhatsApp'tan. Spam'a düşmüş olabilir yorumlar. Bir kişiyi gördüm. O da maç bittikten sonra yazmış zaten. Geçtim bunu. Her türlü soru, görüş, öneri, hafta sonu için WhatsApp VIP gruplarımıza katılmak isteyenler, yüksek misliler, ideal kuponlar, alternatif kuponlar, Avrupa kuponları, oyuncu bahisleri ve canlı bahislerle birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ekranda gördüğünüz numaradan mesaj atıp iletişim kurabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Aynı şekilde oradan da iletişim kurabilirsiniz. Geçtim aga. Aga yüksek mislerde dediğim gibi, yüksek mislin amacını anlatayım kısaca şöyle. Yüksek oynuyorsan, yani bir bahisse ben diyorum ki 1000 TL'nin üstüne bahis alıyorsan, yüksek mis seviyesi uygun. Zaten en kapsamlı son misliğe geldiğin zaman diğerlerine girmiş oluyorsun. Onu geçtim. Can e, sadece misli seviyesinde maç eli kuponlar değil, canlı da oluyor. Mesela güvendiğimiz bir tercih olursa ona da diyoruz ki canlıdan 2000 TL atalım, 3000 TL atalım şekilde o şekilde ilerleme yapıyoruz. İdeal kuponlarımız, alternatif kuponlarımız en iyi şekilde devam edecek. Yine hafta sonu için hazırlıklarımızı yaptık. Onun da bilgisini verelim. Canlı olarak zaten 3 kişi ekranda oluyoruz. Elimizden geldiğince en iyi şekilde kazanmaya ki canlıda gerçekten çok güzel bir yani görünür bir başarı var. Sadece perşembe günü maçları biraz ters olduğu için ve oradan biraz patladık. Perşembe günü için konuşmak gerekirse onun dışında genel performansımız gayet iyi. Bir de ücretsiz telegram grubu var. Buraya açıklamada ve yorumlarda linki var. Ücretsiz telegram grubunun. Veya telegrama kangatist ücretsiz yazdığınız zaman da, da gruba ulaşırsınız. Burada 9000 kişi var aga. Hatta ekrandan göstereyim. Aga dün de burada da paylaşım yaptım. 4-5 tane paylaşım yaptım. Şöyle bir tanesinden bahsedeyim. Paylaşımlar tamam yazmışım. Erken seansta Astana ile Vitoria'nın mücadelesi vardı. Dedi ki ikinci gol canlı bir ilk canlımdı bu benim. %2 olarak ben da ikinci gol. Kasayı da biz yönetiyoruz WhatsApp gruplarında e, Vitoria'yı alalım. İkinci golümüz 3 gibi orandan geldi. Gol bir türlü gelmedi Aga. Ben devrede vermiştim. Çok fazla kaçıyordu. Bak dakika 72 27 tane şut çekti falan derken Aga golü getirdik. Hatta hello bir devir yanlışım. Hatta ben bunu yüksek misli de verdim. Yüksek misli grubuna dedim ya böyle bu şekilde canlılar da veriyoruz diye. Verdim. Vitoria'nın bir golüne verdik orada. 1000 TL şekilde aldık çıktık. Bu şekilde Aga maçlar güzel. İsterseniz başlayalım. Sizlerden dediğim gibi artı bin seviyesinde. Gören herkes bir beğeni yorum atarsa zaten çok rahat olacaktır. Başlayalım. Barcelona ile Las Palmas mücadelesi. Barcelona ligde son iki maçtır puan kaybı yapıyor. Özellikle Celta maçı çok güzeldi. Canlısından da kartından değerlendirme yapmıştık. Güzel de kazandık aga. Çok pardon. Barcelona'nın ben burada ilk yarıdan bir galip gelmesini bekliyorum. Etkili bir oyunla. Yamal'ın sakatlığı geçmiş olabilir aga. Bu maçta olabilir. İddiada bunun oranı bir 40 seviyesinde bir oranı var. İlk yarıdan bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Hatta oranı ben yüksek oran yani sistem kuponlarına veya yüksek oranlı kuponlarınıza değerlendirmek istiyorsanız da Barcelona'nın ilk yarıdan atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranı tam 2 bandının oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Geçtim bunu. Union Berlin ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Leverkusen de bu maçta ya şundan dolayı oran var açıkçası. Normalde e, çok fazla yüksek oran açılmaz Leverkusen'e. Union Berlin kendi evinde çok gol yemeyen bir takım. Takım savunmasını iyi yapan bir takım. Leverkusen son iki maçında toplamda 10 gol attı. Bir tanesi Haydanan maçı 5-2. Salzburg maçında 5-0 kazandı Aga. 10 maç 10 gol attı. Biz burada ben yine Leverkusen tarafındayım. Aga oyunu güçlü. Gerçekten güçlü ve pozisyonlar buluyor. Eğer ki Union Berlin'e ben burada Level Kuzen'i üstüne çıkarsam derse yani 3 gol bula 3 gol bile bulma ihtimali yüksek. Ben burada Level Kuzen tarafına gittim yine. Deplasman 1.5 üst aldım. Şu şekilde 1.61 bandında bir oranı var. Oran da gerçekten iyi. Ama ana kuponlara girebilecek bir karşılaşma mı? Bence ana kuponlara girmez. Onun da bilgisini vereyim. Ama biraz daha oranı yükseltelim. Biz buradan sistemden kazanalım. Yüksek orandan kazanalım derseniz de 1.5 üstünde 2 yaparsanız zaten 1.87 olana kadar da minimum çıkartabilirsiniz aga. Devam ettim Werder Bremen ile Stuttgart mücadelesi Stuttgart'ta Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir mücadele oynadı. Kızıl Yıldız'la birlikte 4-1 mi 5-1 mi ne bitti mücadele zaten Kızıl Yıldız bulmuş olduğu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Stuttgart pozisyonlara girdi. İkinci golü hatta 2-1 maçta öne geçti. Gol iptal oldu. Canlısını yapıyorduk biz de zaten. ilk yer 2.5 üstler vesaireler Ama Stuttgart'ın da bir golünü bekliyorduk burada. Hem takım biraz yorgun. Werder Bremen de burada Stuttgart'ın üstüne de gidecektir. Güzel gollü bir mücadele bekliyorum. Ortaya 2.5 üst olarak değerlendirdim. Bir karşılaşma başka bir tercih yapmadım. Tek ideal tercihim mücadelede 2.5 üst seçeneği olacaktır. Diğer mücadelem Brentford'la Leicester City mücadelesi. Le Leicester tarafında bazı haberler var ama ne derece ee, yani derece değil de şu an gerçekleşti mi ben sosyal medyada göremedim. Aga Leicester'ın teknik direktörü gitti. Adamı gönderdiler. Yerine de Van Vanisterioyu Van düşünüyorlar. Hatta geldi mi gelmedi mi baktım. Hatta şuradan haberini de göstereyim size. Bakın. Diyor ki zaten en önemli okumuşum zaten. Adam gelecek galiba. Hatta kendi sayfasına da baktım. Teknik direktörü açıkladılar mı? Belki haberi girmemişlerdi vesaire. Şu an yok. Takımın başında hoca yok. Ben burada Brentford'un kendi evindeki oynamış olduğu oyuna güvenerekten de ev sahibinin atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst yaptım idealden bir oranı var zaten. Bence Brentford buradaki gol atacaktır. Onun dışında oyuncular da Leicester tarafında ekstra kendini göstermek, iste göstermek isteyebilir. Mücadele çok golü bir mücadele olabilir. Hatta indeks beklentisi 3-2 Brentford'ın galibiyeti. Ben burada 3.5 üstüne de gider mi? Ya zaten 2.5 üst beklediğim bir mücadele. 3.5 üstüne de giderse burada 2-13 gibi bir minimum taban oran var. Geçtim Crystal Palace'la Newcastle mücadelesi. Newcastle'ı özellikle değerlendirdim. Son mücadelesine Weston Ham mücadelesine not almıştım. Aga o maçta benim tercihim neydi biliyor musun? 2-0 mı bitti o mücadele? 2-0 bitti galiba West kazandı. West tek golüne 1.48 olan vermişler. Dakika 8'de kafa kolu bir koydu su çek. Hop kupon içerdi. Hatta cuma gününün ana kuponuydu galiba hatırladığım kadarıyla. Güzel almıştık. Ama Newcastle çok fazla pozisyon kaçırdı. Ben burada Crystal Palace'a karşı üstün oyununu bekliyorum. Newcastle'ın ben burada maçı kaybetmesini beklemiyorum öncelikle. Hatta deplasman bir yeri kazanır oranla 1.48 gibi idealden bir oran var değerlendirmek isteyenler burada Newcastle'ın bir yere kazanımı değerlendirebilir. Hatta yüksek oranlarda ne açmışlar bilmiyorum bakmadım ama deplasman 1.5 üstünü ben yazmışım. Hemen birlikte bakalım. 1.88 oran açmışlar. Ben zaten Newcastle tarafından bir yeri kazanır bekliyorum. Bir golü mutlaka atacaktır bence. İkinci golün riski de 1.88 gibi oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Alanya Spor'la Trabzon mücadelesi. Bu maçın canlısını stattan yapacağım aga. Ücretsiz Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Stattan yapmış olduğum canlıları ücretsiz Telegram grubunda da sizlere sunuyorum zaten. Mücadelede şöyle bir şey söyleyebilirim. Her iki takım da bu sezon, bu sezon formunun zirvesinde. Bunların zirvesi ne olur bilmiyorum ama her iki takım da gerçekten bu sezonki formunun zirvesinde. Alanya geçen mücadele inanılmaz oynadı. Trabzon zaten Muhammed Çam 3 gol 2 asist galiba. 5 sıfırlık galibiyet. O gün de kazanmıştık zaten. Ağam, güzel bir mücadele bekliyorum. Karşıt gelecek goller benim ideal. Hatta alternatif puanımda kullanabileceğim maçlardan bir tanesi. Bence değerlendirilecek güzel maç olacaktır diye de düşünüyorum. Mutlaka KG varı aldım. West Ham'la Arsenal mücadelesi. Arsenal tarafından da ben burada artık bir yani puan kayıpların sonu arda kesilmiyor. 3-0'lık galibiyet Şampiyonlar Ligi'ndeki o 5-1'lik Sporting Lisbon galibiyet derken ben burada West Ham'a karşı ki Newcastle'da West Ham'ı ezmişti. Eğer ki burada West Ham'la biraz öne çıkarım derse ben burada Arsenal'ın rahat rahat atacağı 2 golü değerlendirdim. Deplasman 1.5 üstün oranı idealden değerlendirilebilir. Bence güzel maçlardan bir tanesi. ideal kuponlara girebilecek karşılaşmalardan da birisi. Hatta oranı biraz arttırmak isteyenler 1.5 üstünde 2. Hatta 2-1-3-0'a yakının biraz daha. O şekilde bir değerlendirme de yapabilirsiniz. Geçtim Bayern Münih ile Borussia e Dortmund mücadelesi. Son mücadele ve maç skoru sizlere sordum. Ne olur diyerekten de. Aga ben burada Bayern Münih tarafındayım. Net bir şekilde oyun olarak da Bayern Münih çok daha güçlü. Bence burada net bir galibiyet bekliyorum bu arada. Doğan bilmiyorum. Farklı bir galibiyet çıkabilir. Ben öncelikle maç 2 2'yi idealden bir öneriyim. 1.47 bandında oranı var. Oranı birlikte yavaş yavaş arttıralım. Agam öncelikle 1.5 üstüne 2 yaparsan oran minimum 1.57. 2.5 üstüne 2 yaparsan 1.80. Abartıyorum. 3.5 üstünde iki yaparsan da 2.63 oranı var. Benim benim skor beklentim 3-1. Bayern Münih'in burada net bir galibiyeti değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Bol şanslar. Cumartesi için maçların bu şekildeydi Aga. İdeal yüksek konulardan değerlendirdim. Şansımız bol olsun. 9 mücadeleden umarım çok iyi sonuçlar elde ederiz. İdealleriyle yüksek oranlarıyla WhatsApp VIP gruplarımızda da paylaşımları, misli, kupon hepsini yapacağız. Canlı olarak ilerleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut. Oradan da ekstra bilgi almak için mesaj atabilirsiniz.